Merhaba sevgili dostlarım ve kardeşlerim. Umarım iyisinizdir. Bu haftaki ilk bakış ve tozlu raflar serimizde oynayacağımız oyunun adı, her seferinde de aynı yerde takılır mı bir insan ya? Bu kadar yeteneksiz olur mu? Stayout. Şu an Stayout tür olarak neye benziyor diyeyim? Hayatta kalma oyunu. Ama tam olarak Rust gibi de değil. Biraz daha farklı bir atmosfer ortamında geçiyor oyun. Takım ve bireysel oynayabiliyorsunuz. Haritada bazı noktalar var. Orada görevleri yaparak ilerliyorsunuz. Görevleri alıyorsunuz. Görevleri ilgili kişiye getirip NPC'ye bırakıyorsunuz. Atmosferi şöyle anlatabilir. Nükleer bir felaket sonrası sanırım Rusya'da bir grup insanın hayatta kalma mücadelesi şeklinde geçiyor oyun. Oyun şu an Steam'de ücretsiz. Rus bir geliştirici firma tarafından yapılıyor. Oyuna ilk başlarken dikkat etmeniz gereken önemli şey muhakkak tutorial'ını oynayın. Çünkü cidden zor. Tuşların ne olduğunu alışık olmadığınızı bir de İngilizceniz de biraz benim gibi yetersizse bazı yerlerde takılabiliyorsunuz. İlk önce bir tutorial ile beraber devam edelim. Siz de hani oyunu beğenirseniz yorumlarda belirtin. Oyuna geçelim. Tab tuşuyla birlikte seçebiliyoruz. İsterseniz tutorial'ı burada geçebiliyoruz ya da devam edebiliriz. Ben muhakkak ki diyorum ki yani tutorial'ı oynayın. Çünkü yani menüye alışmak biraz zor oluyor. Klasik şey oyunları gibi değil. Kolsuzovski ile maceralarımıza devam edelim. Talk. Sağ tuşta taktım orada. Bize oyunu anlatacak. Takip etmemizi istiyor. İşte takip alanının içinde kalmamızı ve güvende olmamızı vesaire diye diyor. Güzel fikir. Hadi yapalım. Arkadaşı takip edeceğiz. Kontroller klavye mouse şeklinde. Space'e atladık. Oyun geliştirme aşamasında yanlış hatırlamıyorsam işte Tarkov'a da biraz benziyor görüntüleri, grafikleri. Ama yani bir Rust gibi değil açıkçası. Mesela, tamam ver işte. F ile de konuşmayı başlatıyorduk doğru. Diyor ki C ile eğil. Hadi kardeşim hadi. Kaldır o lanet olası kıçını. Biraz hızlı, biraz hızlı. Sen zırt pırt konuşacaksın mı? Tamam, hızlı koşacağız. Shift'le beni takip et. Bu hızlı koşmuş halim mi? Yardır. Yardır amca. Davay, davay. Büyük haritasını da göstereceğim en sonunda. Grafikleri fena değil. Biraz makineyi zorluyor açıkçası. O da şeyden kaynaklı olabilir büyük ihtimalle. Oyun daha geliştirme aşamasında olduğu için optimizasyon sorunları muhakkak ki vardır. Hadi be abim ya. Geldik. Evet, koştuk, geldik, devam ediyoruz. Stalker'da Guait, devam ediyoruz. Hadi be yavrum, hadi babişko. Hadi Kamilovski, hadi Kolsuzovski ve Kamilovski. Oh, gençliğim çürüdü. Burada mıyız? Tamam. Before. Evet, bizden işte bölgedeki yemek, yiyecek, ıvır zıvırları nasıl kullanacağımızı, bazı itemleri etraftan toplayabileceğimizi, hayvanları yiyip suları içebileceğimizi vesaire temizlememiz gerektiğini, I tuşuna basarak
notlarımıza bakıyoruz. Fast access, tamam. Slot indir. Mesela slot neye koyalım? 4'e koyalım. Suyu da 5'e koyalım. Medi de şuna atalım. Tamam. Şimdi keyboard'dan basmamızı istiyor. Ne istiyormuş? 4 ile başlayalım. Yemeğimizi yiyelim. Evet, sağ üstte gördüğünüz gibi yemek sürdü. Suyumuzu içelim. Evet, tekrar Kamilovski ile konuşalım. Evet, evet yedik. Evet. Bir bıçağımız var. Bandana list. Teşekkür ederim. Tekrar I'ya basalım. Bandanamızı U ile birlikte kafamıza yerleştirin diyor. Evet. Arkadaş tamam. İlla senin dediğin şekilde mi yapacağız? Ekip. Mutlu musun? Tamam. Bıçağımıza ekip yapalım. Equipment. Evet. Talk to guide ne diyor? You know what? Evet. Bizden J dediği, evet, collection. Görevleri buradan görüyoruz arkadaşlar. Açık dünyasına geçtiğimizde görevlerimizi oradan kontrol edeceğiz. Şimdi bizden ağaç toplamamızı istiyor. Ücretsiz olması güzel. Yani bir takım arkadaşın varsa, bu tip hayatta kalma oyunlarını seviyorsan belki. Ha, geliştirme aşamasında daha da güzelleşir mi? Bilmiyorum valla. Olabilirdi aslında. Bakayım kaç tane oldu. Journal açtık. Tamam. İşte sevmem böyle şeyleri. Al. Al tamam. Al. Al. Mutlu musun? Aferin sana. Hadi. Hadi. Loot olsun bana da. Oyunda İngilizce gerekli arkadaşlar. Oyunun Türkçesi yok. Oyunun Türkçesi olmadığı için de yani görevleri yaparken falan lazım olur. Ha, şöyle bir şey var. Bu tip oyunları oynuyor da İngilizceniz gelişir yani. Çünkü diyalogları vesaire anlamak için alın sözlü elinize. Bir taraftan farklı diyalogları öğrenmiş olursunuz. Ya sen de nasıl bize tutarıl yaptırıyorsun şurada bir taşın üzerinden, kayanın üzerinden, ağacın üzerine atlayamayan adamsın. Neyse yürü. Yürü, adamın sinirini bozma. Hadi amcacım, hadi. Kamilovski, hadi. Şu üst taraftaki bar çok önemli arkadaşlar. Burada açlık, susuzluk, işte radyasyon, radyasyon hapları var oyunda. Böyle başkalaşıma uğramış canlı şeyler, yaratıklar vesaire. Onlarla karşılaştığınızda radyasyon alıyorsunuz. Evet. Neymiş? Taşı at. Burada bir oluşum var diyor. Taşla kontrol ettik. Farklı bir yer daha bakalım diyor.
Gel Kamilovski gel. Güya Guiders. İnsan bir yardım eder ya. Hadi yürü. Hadi buldum. Gel. Gel seni. Kamilovski. Biraz acele, biraz acele, biraz acele. Dayı dayı üstüme yürüme lan. Silah halletmemiz lazım. Nerede? Oku, read. Send this to Nobel. Arkadaş satıyormuş. Tamam, haritaya işaretlemiş. C3. Şurası herhalde. Evet. Oyunda öğretisi önemli. Biraz fazla uzun tuttukları için can sıkıyor. Gel bakalım kardeş. Oo, arkadaşta G3 de var. Hello der. Hello. Yes. Make offer. Confirm. Silahımızı aldık. Spikti Guider diyor. Tamam, bırak bize. Tamam, bırak. Ekipmanı yap. Kapımızı kapatalım. Tekrardan Guider'la görüşmeye gidiyoruz. İlla yoldan götürteceksin arkadaş. Bu arada bakın. Burada inventory güzel. Equipment'ta da şeyleri var. İşte kıyafetler farklı farklı. Büyük ihtimalle bunların bir kısmı çatışmak için işe yarayacak. Bir kısmı radyasyon için yarayacak. İşte balta vesaire, knife toplama vesaire itemleri için var. Oyun detaylı oynama fırsatım biraz oldu. Guider'ı size göstermek için oynuyorum arkadaşlar. Ama bunu oynamanın en güzel yeri hani takım halinde oynamak. Varsa arkadaşınız. Çok daha zevkli olur. Ah, bakmadık ya. Neyse. Şu an mermimiz yok. 6 ile biraz can yenileyelim. Koltuzovski ve Kamilovski. Sağ tuşta keskin nişan alıyor. Sesleri. Şey dedi bu arada. Bölgeye girelim. Tamam girdik. Konuşalım. K'ye basın diyor. Buradan özelleştirmeleri var. Arayacağız. Bize diyor ki şu şu bölgeye git. Northeast area warehouse. E3 ve E3-4 noktaları. Yani E3-3 E3-4. Şuralarda bir yerler mi? Ha pardon.
şu noktada bir yerler. Ne diyor? Watchtower. Kuleye çıkmamızı istiyor. Loot alanları var mı? Muhakkak loot alanları vardır. Şu bölgeye doğru bir ilerleyelim. E3, E3-4. Şu noktada bir yer. Burada Watchtower. Gözcü Kulesi nerede orada? Unuttum yerini ya. Geçen de oynadığımda bulmuşum. Direkt de. Heh, şu. Fark ettiyseniz ufak ufak kırılmalar falan var. Grafik olarak. Ekipman diyelim. Dürbün de veriyor. Kontrol noktasını, kontrol noktası. Harita. Tamam. Tekrar Kamilovski ile buluşmaya gidiyoruz. Ayarlarını biraz daha kısarsanız bu ufak tefek atlamalarda es geçer. Bazen sıkıntı olabiliyor. En kötü ihtimal gözü falan yoruyor işte. Bakalım geldik Stalker Kamilovski. Evet sevgili Kamilovski. Büyük danışmanlık hizmetinde neler söyleyeceksin bakalım bu sefer. Git oraya bak. Git odun parçası getir. Bu arada P ile filan kendinize ateş filan yapabiliyorsunuz topladığınız odunlarla. Bu çok önemli. Oyun içinde üşüyebiliyorsunuz. Normal hayatta kalma oyunlarının aynısı. Büyük ihtimal yiyeceğiniz filan da orada. Ne diyor? Evet askeri kontrol noktası diyor. Tehlikeli bölge vesaire. İşte haydutlar, tacirler vesaire bu bölgelerden kontrol edilir, görülebilir vesaire ıvır zıvır. Evet, bölgeye doğru gideceğiz. Şimdi bize silah verdi. Madem silah verecektin, modifikasyona girin diyor. Şunu ekle. Change. Evet. Equipment. Ha, bunda tabii kurşunumuz yok. Tamam. Evet, mermi yok. Mermi bakmaya gideceğiz şimdi. Aslında fena bir oyun değilmiş gerçekten. Kılavuzu kargo olan. Ya Allah aşkına şuradan atladın diye 50 can mı düşürürsün ya? Ayıp yani. Hadi de babam, hadi babam. Aa gayret. Bitireceğim artık Kamil Özki. Oyunun içinde de böyle farklı metruk binalara girdiğinizde sadece kutuların içinde değil, başka yerlerde de itemler var. Yağ bulduk. Grace, en son Grace'e sütü, bir de sağlık kiti falan bulduk. Hadi. Buradan atlasan ölür müsün acaba bakalım. Hani kamyonun üstünden atladık, şuradan şuraya atladık, 10 can.
Helal olsun be. Yürü. Yalnız silahlar fena değil. Hafif bir Tarkov havası da var hani. Büyük ihtimalle Tarkov'u yapan ekolle birlikte aynı şeyi, grafik mantığını kullanıyorlardır. Normal oyunda da ekibinle işte böyle görevler alıyorsun. Bireysel ya da ekiple birlikte gittiğinde bir şey var burada. Vaga'da vallahi çakalın önünde gideymiş. Millete yem edip edip mallarına konuyor herhalde. Demiş tabii. Hayatta kalırsın filan diyor. Görüşürüz umarım. Ben bir dahaki görüşmemizi kafana sıkarım büyük ihtimalle. Oyun başlıyor. Oyun normal haritaya geçecek. Onu da biraz göstereceğim. Silahımızı, bıçağımızı, notumuzu da okuyalım. İlk başlık, supplies vesaire ufak tefek bilgiler veriyor. İşte inventörümüzde biraz taş, bandaj, su, mermisi, çiğ et, antiradyasyon hapı, sağlık kitleri ve kibrit. Kibrit ateş yakmaya falan yarıyor. Bizi böyle bir kampın dışında salıveriyorlar. Bayağı da büyük bir haritası var ilk bölüm için. Diğer bölümlerin mapleri bilmiyorum. İşte bölgede ilgili noktaya gidiyorsun. Bu arada kurşun doldu, kurşun olduğu için doldurabiliyoruz. Odun vardı, odun toplamıştık. Ateş yakalım. Kurşun süreleri biraz yavaş oluyor. Dikkat edin. Bölgede görevlerle birlikte bazı itemler alıyorsunuz. P'ye basıyoruz. Apply diyoruz. Ha. Ne istiyormuş ki bu? Maşet. Maşetimiz yok şu an. P ile birlikte halloluyor. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, beni desteklemek için de kanalı takip edebilirsiniz. İleride bu tarz oyunları, farklı türleri de tekrar tekrar göstereceğim. Yorumlarınızı aşağı ekleyin. Ne tarz oyunlar görmek istersiniz? Hangi oyunlar daha çok hoşunuza gidiyor? Ya da oyunlarda bunun serisi devam etsin mi, etmesin mi? Belirtirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.